Şimdi yavaş yavaş geliyoruz protein sentezine. Protein sentezini biz iki aşamada gerçekleştireceğiz. Bir diyeceğiz transkripsiyon yani yazılma, ikincisi de translasyon yani okuma. Şimdi transkripsiyona geldiğimiz zaman buradaki olay şu. DNA'da bilgim var ya, DNA'da atıyorum şu gendeki bilgiyi şu gendeki bilgiyi mRNA'ya aktarıyorum. Yani baz dizilimlerini mRNA'ya aktarıyorum ve ben aslında yazıyorum mRNA'nın üzerine şifreyi yazıyorum. Transkripsiyon yapmış oluyorum. İşte biraz önce bahsettiğimiz başlama ve bitiş kodunu burada çok önemli. Atıyorum şurada ne olması gerekiyordu? AUG. Bunun sonunda da A olması gerekiyordu. Yani protein sentezim için kesinlikle bunlar görevli. Peki bu sırada ne olur? Tabii ki benim aldığım bu parça yani bu genin bilgisi tamamen anlamlı iplikten oluyor. Anlamlı iplikten ben mesajı alıyorum. Tamamlayıcı iplikten almamın bir faydası yok. Mesaj iletilmez o zaman. Zaten mesajda mesaj olmaz. Anlamlı iplikten alıyorum. Tamamlayıcı yani bunun oluşturulma yönü, okuma yönü 3'üssü 5'üssü. Anlamlı iplik ne demiştik? Hatırlayın. RNA eşlenmesinde, RNA replikasyonunda anlamlı ipliği nasıl kesintisiz okuyordum? 3'üssü 5'üssü. Tamam, anlamlı ipliğin okuma yönü de yani mRNA oluşturma yönü de 3'üssü 5'üssü. Peki bu hangi enzimle? Yani RNA sentezi hangi enzimle olur? Tabii ki RNA polimeraz. DNA'yı sentezleyen de DNA polimeraz enzimiyle. Ve bunlar oluşurken aslında bunların arasında şunu DNA düşünün, şunu RNA düşünün. Burada üçlü kodonlar var ya, atıyorum AUG olsun. Bunu birbirleriyle geçici hidrojen bağları kuruyorlar ki karşısına ben neyi getirebilirim? Şimdi A'nın karşısına RNA'dan normalde T gelmesini bekleriz. Ama burada ne gelir? U gelir. U'nun karşısına pardon. Şöyle yazmamız lazımdı. Şimdi şuradaki DNA kodunu RNA'ya aktarırken bunların arasında geçici hidrojen bağları olmak zorunda. Çünkü eşleşme yapabilmesi için, mesajı yazabilmesi için. Şimdi DNA'da T, RNA'da karşısına ne gelir? Tabii ki adenin gelir. Adeninde bir sıkıntı yok. A'nın karşısına DNA olsaydı T gelirdi. Ama bu RNA olduğu için U geliyor. C'nin karşısına G gelir. Alın size başlangıç kodunu. Yani bunların belirlenmesi için geçici bir hidrojen bağ kurulumu söz konusu ve başlangıç ve bitiş kodonları da kesinlikle olmak zorundadır diyoruz. Şimdi şurada da görüyorsunuz zaten bunun oluşum mekanizması nedir? DNA açılır. DNA açılır. Daha sonra RNA polimeraz bu açılan yerden mesajı alır ve kendini sentezlettirir diyoruz. Şuradakileri de silelim. Burada da gördüğünüz gibi. Değil mi? Burada üçüstü beşüstücü ve buradan aslında bizim RNA'mız oluşmuş diyoruz. Şimdi ikinci aşamada translasyon dediğimiz aşama. Translasyonda artık aldığımız bilgiyi bir yerde okutup bunun ne proteini olduğunu, ne proteini üretmemiz gerektiğini anlayacağız. Burada da tamamen bir ribozomdan bahsedeceğiz. Çünkü ribozomun görevi nedir? Protein sentezidir aslında. Burada da okuma 5 üssü 3 üssü yönündedir. Yani aldığı mesajın tam tersi. Çünkü ilk aldığı mesaj buradadır değil mi? Şurası ve hayır, şurası 5 üssücü olacak. Şurası da 3 üssü ucu olacak. Yani mRNA'nın RNA'ya girdiği bölge 5 üssü ucu ve buradaki kodon başlangıç kodonu. Burada bizim 3 tane bir sonraki slayta bir bakalım. Sanki orada daha rahat anlatacağız. Şimdi translasyonun ne olduğunu gördük değil mi? Şimdi baştan bir protein sentezini gelen anlamıyla tekrar edecek olursak ilk başta ne oluyordu? DNA'dan mRNA oluşturuluyordu başlangıç ve bitiş kodonuna göre. DNA'dan okuma yönü 3'üssü 5'üssü yönündeydi. O zaman oluşan mRNA bunu antiparalel bir özellik göstereceğinden 5'üssü 3'üssü yönünde olmalı. Şimdi bu çıkıyordu, gidiyordu, tamam mı? Ribozoma. Ribozomdan nasıl okunuyordu? Tabii ki 5 üssü 3 üssü yönünde. Çünkü aldığı ilk mesaj burada. Şimdi mRNA
Ribozoma girdiği anda ribozom biliyoruz iki tane alt birimden oluşur. Normalde bunlar ayrı ama mRNA buraya geldiğinde ikisi birlikte birleşiyor. Şimdi mRNA'yı getirdim. Küçük alt birime bağlandı. Daha sonra bunun arkasına bir yastık görevi görür gibi düşünebilirsiniz aslında. Büyük alt birim. Büyük alt birimle bağlandı. Şimdi ilk kodonu okudu. Tamam mı? Burada 3 tane bölüm var. İlk kodonu okudu. Buraya tRNA'yı getirdi, metiyonini getirdi. Daha sonra bu bölümden kayıyor. Ve bir sonraki mesajın olduğu yere bir sonraki tRNA geliyor. Ve bu sırada zaten getirdiği amino asitin birbirine bağlanıyor. Ve yavaş yavaş protein yapımını gerçekleştiriyorum. Şurada daha rahat gördüğümüz bir protein şekli var. Şimdi geldi mRNA girdi. Şurada geçici hidrojen bağı oluştu. Kodon, antikodon uyumu getirdi amino asidi yan tarafa kaydı. Bu sırada bir sonraki tRNA bunun yerini doldurur ve o sırada okumadan dolayı getirilen amino asitler birbiriyle bağlanır ve bu amino asitler arasında peptit bağ ile protein oluşumu yavaş yavaş devam eder. Ta ki nereye kadar? Stop kodonu yani durdurucu kodonla karşılaşana kadar. Şimdi şurada durdurucu kodonla karşılaşsın. Buraya tRNA oturmaz. Buraya sonlanma faktörü dediğim bir kaya gibi düşünün. Sonlanma faktörü dediğim bir şey oturur, bir yapı oturur ve protein sentezimi bitirmiş olurum diyoruz. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Öyle de olduğunu umuyorum. Tekrar ediniz lütfen buranın oturması biraz sıkıntı olabilir ama gayet basit bir olay. Şimdi bir de bunlardan sonra poliribozom denen bir yapıdan bahsedeceğiz. Adı üstünde poli çok demek ribozom çoklu yapı. Şimdi bunun oluşmasının sebebi şu. Elinde atıyorum A proteini var. A proteininden kısa sürede çok miktarda elde etmek istiyorsun. Çünkü hücrenin ihtiyacı var. Bu durumda hücre şöyle bir önlem alıyor. Diyor ki elimde bir tane mesaj var. O zaman ben bu mesajı çok fazla okutmam lazım. Dolayısıyla yan yana birden fazla 2, 3, 5 miktarı önemli değil. Ne kadar sentezlemeniz gerekiyorsa ribozomları yan yana getiririm. Mesajları hepsinden geçiririm ve aynı proteinden çok fazla sayıda elde edebilirim. Dikkat edin, burada protein çeşitliliğinin olmasının sebebi veya protein sayısının fazla olmasının sebebi mesaj fazlalığı, mRNA fazlalığı değil, ribozom fazlalığıdır. Bir tane mesaj, çok tane ribozom. Bir tane mesaj, çok tane ribozom diyoruz. Şimdi bir de santral dogma olayı dediğim bir olay var. Hani bu olay kalktı ama yine de sorularda karşınıza çıkabiliyor. Şöyle bir bakalım. Şimdi santral dogma dediğim olayda DNA, RNA ve proteinden bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir yapı var. DNA dolanıp kendi üzerine böyle bir şekil çizmiş. Bu olaya diyorum ki replikasyon yani DNA işlenmesi. Tamam mı? Şimdi DNA'dan RNA yapıyor isem bu şeyin adı hatırlayın mRNA yapımında yazılmaydı. Yani mesajı mRNA'nın üzerine yazıyorum. Yani transkripsiyon. Transkripsiyon. Eğer ben bu RNA'daki mesajı ribozoma okutursam, adı üstünde okutursam bu olayın adı translasyon yani okumadır diyorum. Santral dogma olayı bu şekilde gerçekleşir. Bir de burada şunu diyeceğim. Burada şu şekli verip işte hangisinde mutasyon olursa döllere aktarılır veya aktarılmaz tarzında bir yorum sorusu, mantık sorusu aslında geliyor. Burada size şu ipucu vereceğim. Şimdi tarifi kim veriyor? Atıyorum kek yaparsak, kek yaparken kekin bile bir tarifi var. Eğer kişi size yanlış tarif verirse kekiniz kek olmaktan çıkar. Yani yanlış tarifle bir şeyler yapmış olursunuz. Dolayısıyla eğer DNA'da bir mutasyon olursa bunun sonucunu ben RNA'da ve proteinde görebilirim. Çünkü tarifi ne almışımdır? Yanlış almışımdır. Ama RNA'da hatırlayın bu 61 kodon vardı ya amino asidi şifreleyen. Eğer burada bir sorun olursa burada oluşan mutasyon aktarılmaz gibi de düşünebilirsiniz genelde. Çünkü kod kodon ilişkisinden dolayı diyoruz. Bir de
Bir gen, bir polipeptit hipotezi dediğim bir hipotez var. Şimdi bilim adamları şöyle bir şey savunuyorlardı ilk başta. Diyorlardı ki, hani genden ben protein üretiyordum ya, bu proteinden oluşan yapıların hepsini aslında enzim zannediyorlardı. O yüzden bu teorinin adı, yani hipotezin adı ilk başta bir gen, bir enzim. Yani genden sentezlediğim bütün proteinlerin hepsi enzimdir. Mesela ne olabilir? Lipaz, amilaz, pepsin. Bunların hepsi bir enzimdir. Enzimler protein yapılıdır. Ama daha sonra bakıyorlar ki bu genden sentezlenen proteinlerin hepsi enzim değil. Bazıları hormon olabiliyor. Ne gibi? Östrojen. Östrojen olmaz. Tiroksin dediğim veya şurayı görmeyin. Tiroksin dediğim veya melatonin dediğim bazı hormonları sentezleyebilirim. Neyden aldığım bilgiye göre? Tabii ki DNA'dan aldığım bilgiye göre. O zaman bu hipotez yenileniyor. Diyorlar ki bu hipotezin adı bir gen bir enzim hipotezi değil artık. Bir gen bir polipeptit hipotezi deniliyor arkadaşlar. Şimdi buradan bu konuyu sonlandırdık ama konunun devamında biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konusu var. Lütfen buraya kadar olan kısmı ne olursunuz tekrar edin, mantığını oturtmaya çalışın, olur mu? Mantığını oturtmaya çalışın, anlamadığınız yer olursa lütfen tekrar edin veya bana ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey olursa, aklınıza takılan bir şey olursa. Şimdi genetik mühendisliği ve biyoteknoloji diyoruz. Artık burada biyolojinin ne alanda fayda sağladığını veya ne gibi alanlarda etkisinin olduğunu göreceğiz. Şimdi biyoteknoloji dediğimiz şey aslında elimde bir organizma var ve ben bu organizmanın genetik yapısını değiştiriyorum. Genetik yapısını değiştirirken de birçok yöntemden yararlanıyorum. İşte yararlandığım yöntemlerin hepsine birden ben biyoteknoloji diyorum. Yani bir bilim dalı olarak söylüyoruz biz. Mesela ne gibi şeyler yapılabilir biyoteknolojiyle? Doğada bulunmayan yeni ürünleri elde edebilirim. Veya burada meyve görüyorsunuz. Hatta bir ara Çin'de miydi, Japonya'da mıydı, neydi? Kare bir karpuz oluşturuldu. Yani yeni ve farklı özelliklere sahip meyveler daha iyi, daha sulu, daha büyük olması açısından. Doğada bulunan ürünlerin daha fazla üretimi, mesela insülin dediğimiz, hatta bir ara krize giriyordu insanlar insülin azlığından. Ve gerçekten çok önemli bir hormon. Hormonları üretebilirim diğer canlıları kullanarak, örneğin bakterileri kullanarak ve yapay doku, organ üretimi gibi şeyler de biyoteknolojinin içindedir. Veya atık maddelerin tekrar dönüşümünü sağlamak da aslında biyoteknolojinin çalışma alanlarından bir tanesidir diyoruz. Şimdi bir de bu biyoteknolojik yöntemlerde bir modern yöntemler var, bir de klasik yöntemler var. Klasik yöntemler, yani geleneksel yöntemler, mesela hamurun mayalanması doğal olarak veya sirke yapımı veya yoğurt yapımı gibi şeyleri geleneksel yöntemler içinde biz değerlendirebiliriz. Modern yöntemlerde ilaç üretimi, aşı üretimi veya işte gen aktarımı veya hormon üretimi gibi şeylere söz edebilir. Şeylerden söz edebiliriz modernin içerisinde. Şimdi bir de burada genetik mühendisliği diye bir tanım var. Genetik mühendisliği de aslında bir canlıdaki genlerin izole edilmesini, onun başka canlıya aktarılmasını veya başka canlıdan daha başka bir canlıya aktarılmasını inceleyen bilim dalıdır genetik mühendisliği. Bunun içine her şey girer. Ne girer? Başta da söyledik. İzole etmek, çoğaltmak, işte başka canlıya aktarmak, birleştirmek, kesip biçip doğramak, genleri kesip biçip doğramak aslında genetik mühendisliğinin alanı içerisinde. Şimdi modern ıslah yöntemlerine geçelim. Islah etmek demek bir şeyi daha iyiye götürmek demek diye de düşünebilirsiniz arkadaşlar burada. Şimdi melezleme var. Melezleme dediğim yöntemde farklı özellikte yavrular var ve farklı özellikte ebeveynler var ve ben yeni özellikte bir yavru elde etmek istiyorum. Mesela burada atıyorum et ve süt verimi düşük bir canlıdan ya da şöyle diyelim et verimi düşük, süt verimi yüksek bir koyun var. Bir de
et verimi yüksek, süt verimi düşük olan bir ebeveyn var. Ben bunların ikisini çiftleştirirsem ortaya çıkacak yeni yavruda et ve süt verimi yüksek olan bir yavru oluşabilir. Ben bu olaya melezleme diyorum, daha iyiye gitme anlamında. Şimdi yapay gölleme dediğimiz bir olay var. Burada da yumurta ve spermleri seçerken istiyorum, ben diyorum ki mavi gözlü sarışın bir çocuğum olsun veya esmer kara kaşlı kara gözlü bir çocuğum olsun. Bunun bilindiği, yani spermde olduğu bilinen bu özellikler, atıyorum istediğim spermde ne var? İşte sarı gözün, mavi sarı saçın, mavi gözün olmasını bekliyorum. Yumurtada da o özelliğin olmasını istiyorum ve bu özellik olan yumurtayı ve spermi topluyorum ve bunun ikisini birbiriyle döllendiriyorum. Yani doğal olarak değil, laboratuvar ortamında dışarıdan bir etkiyle birleştiriyorum ve ben buna yapay dölleme diyorum. İstediğim özellikle yumurta ve spermi döllüyorum. Poliploidi dediğim bir olay var. Burada kromozom sayısının fazlalığından bahsedeceğiz. Normalde biz iki neyli, yani iki takım kromozoma sahibiz. Ama poliploidi dediğim olayda 3 ney veya daha fazla kromozom sayısı. Bu da bitkiye, daha çok bitkilerde görülür diyeceğiz. Yeni türler oluşturulabilir, daha büyük bir meyve oluşumuna sebep olabilir. Daha büyük bir meyve olur, bir sebze olur veya tohum olur veya çiçek olur. Onun içerisine, yani bu olaylar poliploidinin içerisine girebilmekte arkadaşlar. Şimdi bir de gen aktarımı olayı var. Gen aktarımı da şu şekilde. Atıyorum ben bakterideki bazı genleri bakteri dolayısıyla üretmek istiyorum. Veya bakterideki iyi özelliği ben bitkiye aktarmak istiyorum. Şimdi burada plazmit var bakterinin. Bakterinin plazmitini belli yerlerden kesip buradaki bitkideki DNA'yı bunu aktarıyorum. Tamam mı? Bu kendini çoğaltıyor ve ben bundan istediğim kadar elde ettiğim zaman, yani bitkideki özelliği şifreleyen geni istediğim kadar çoğalttığım zaman bundakini kesip yeniden bitkiye aktarabiliyorum. Yani istenilen genlerin mikroorganizmalara aktarılması sağlanarak yeni özelliklerin de aslında ortaya çıktığı bir yöntemdir, olaydır diyoruz gen aktarımı. Burada artık genetiği değiştirilmiş organizmalardan, yani GDO'lu canlılardan bahsedeceğiz. Mesela burada bir bakteri var ve bir pirinç var. Altın pirinç diye de geçer. Şimdi beta karoten üreten bir bakterim var. A vitamininin üretilmesini sağlıyor. Şimdi benim bunu pirince eklemek istiyorum. Tamam mı? Bakterideki A vitaminini sentezleyen geni plazmitten kesiyorum. Bunu pirince aktarıyorum ve pirinç çoğaldıkça, büyüdükçe aslında ne oluyor? A vitaminini üretmiş oluyor. Hem de yeni bir özellik kazanmış oluyor. A vitamini üretme özelliği. Buna da altın pirinç deniliyor arkadaşlar. Ama artık bu ne oluyor? Transgenik organizma. Yani transgenik canlı veya GDO'lu canlı oluyor. Sonuçta ben bunun genetik materyalini, genetiğini değiştirmişim diyoruz. Şimdi transgenik bitkilerin oluşturulmasında izlemem gereken bazı yöntemler var. İşte DNA var, tamam mı? Elimde istediğim şeye ait şifreleyen DNA var. İstenilen özelliği şifreleyen. Ben burayı kesiyorum. Burayı kesiyorum. Bu kestiğim şeyi bakterinin plazmasına ekliyorum. Bakteri plazmasına eklerken de aslında bakteride bulunan plazmitini eklerken de bunu belli yerlerden kesmem lazım. Şurayı. Bunu kesiyorum. Ne enzimiyle? Restriksiyon enzimiyle. Yani bir makasla düşünün. Ve buradaki geni getirip plazmite aktarıyorum. Tamam mı? Daha sonra şuraları DNA ligaz enzimiyle birleştiriyorum. Ve bu oluşan yeni DNA'ya rekombinant DNA diyorum aslında. Artık bu bakteri rekombinant DNA'ya sahip ya. Bu bakteriyi ben kültür ortamında çoğaltıyorum. Ve bu her kendine eşlediğinde bu da çoğalacak. Ve aslında benim istediğim gen de çoğalacak. Şimdi istenilen geni çoğalttım. Tekrar kestim ve bitkiye ilave ettim. Sonunda transgenik bir bitkiyi
elde etmiş oldum. Ve bunları da aslında doku kültürü yöntemiyle çoğaltarak yeni bir bitki oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi bir genin klonlanması var. Aslında hepsi aynı mantığa dayanıyor. Tamam mı? Ben şu genin, yani DNA parçasının şu kısmını, daha şuna çizsek daha iyi olur. Şu kısmını çoğaltmak istiyorum. Elimde de bir bakteri plazmeti var. Şimdi bunu belli yerlerden kestim. Plazmeti de belli yerlerden kestim. Bunu bununla birleştirdim. Neyle? Ligandla birleştiriyordum. Elimden yeni bir rekombinant DNA elde edildi. Artık bu bakterinin ya. Ben bakteriyi çoğaltırsam aslında o genin aynısını yapmış olurum. Yani geni klonlamış olurum. Elimde istediğim kadar çok parça oldu şimdi ve benim işim kolaylaştı. Bu yöntemle aslında mesela bazı hormonların üretimi de söz konusu diyoruz. Arkadaşlar şimdi bir de hayvanın klonlanmasına bakalım. Şimdi elimde burada iki canlı bulunmak zorunda. Bir dişi canlı, bunun erkek veya dişi olduğu önemli değil veya bu da dişi olsun. A ve B koyunları var. Şimdi bu A koyunundan yumurta hücresini alıyorum. Yumurta hücresini. A koyundan yumurta hücresini aldım. Ve bunun sitoplazmasını çıkarttım. Yani sadece çekirdeğini aldım. Başka canlının da meme hücresini alıyorum. Bunun da çekirdeğini çıkartıp atıyorum. Daha sonra bunların ikisini döllüyorum. Yani birleştiriyorum, kaynaştırıyorum. Elimde iki neyli bir canlı oluşuyor. Daha sonra bu canlıyı, yani meme hücresinin çekirdeğini çıkarttım aldım. Yumurta hücresinin sadece çekirdeğini aldım. Bunu kaynaştırdım ve elimde bir hücre oldu. Daha sonra kaynaştırdım bu hücreyi başka bir canlının rahmine götürüp orada gelişip yeni bir embriyo oluşmasını, yeni bir canlı oluşmasını sağlıyorum. Koyun dolinin yapımı da, klonlanması da bu şekilde gerçekleşen bir olay. Ve sonuçta yeni bir canlı oluyor. Yeni oluşan bu canlı, yani koyun doli, B'nin değil A'nın tam bir kopyasıdır. Neden? Çünkü A'dan ben yumurta hücresinin çekirdeğini almışım. Yani genetik bilgi A'nın diyoruz. Tamam mı? Genetik bilgi A'nın genetik bilgisiyle aynıdır diyoruz. Şimdi bitkide klonlama dediğim şey aslında doku kültürü yöntemiyle olan bir şey. Şimdi doku kültürü yöntemi dediğim şu. Elimde bir bitki var, tamam mı? Ben bunun yaprağından birkaç tane parça almışım hücre. Birkaç parça aldığım hücreyi petri kabına, yani besi yerine koymuşum. Burada onun çoğalmasını sağlamışım. Çoğaldıktan sonra bunlar düzensiz bir hücre topluluğu oluşturur. Yani biraz şurada, biraz şurada, biraz şurada. Tamam mı? Ben bu oluşan yapılara kallus diyorum. Daha sonra bu kallus olan yapılara bitki hormonlarını ekleyerek, oksin, sitokinin ve diğer hormonları ekleyerek bunda kök ve gövde oluşumuna sebep oluyorum. Yani elimde yeni bir fide, bitki fidesi olmuş oluyor her bir parçadan. Ve ben bunu artık yeni bir bitki haline getirip toprağa ekip ve onların büyümesini sağlıyorum. Bu durumda bir bitkiden birden fazla kopya, yani aynısını elde ediyorum. Bu ekonomik açıdan da aslında iyi bir yöntem. Hem de canlıların genetiğini koruma, atıyorum bu endemik bir türse bunu bu şekilde koruyabilirim, çoğaltabilirim. Neslinin tükenmesine engel olabilirim. Şimdi gen terapisi dediğim şey şu. Atıyorum elimde bir sorunlu gen var bende. Ben bunu düzeltmek istiyorum. Bu düzeltmeyi de düzelmiş genine virüse aktarıyorum. Virüs hücreyi enfekte ettiğinde içindeki düzgün geni hücreye veriyor ve böylece hücrenin içindeki hasarlı geni ben aslında tamir etmiş oluyorum ve bu yönteme ne diyorum? Gen terapisi yöntemi diyorum. Virüslerle sağlanan bir olaydır diyoruz. Şimdi DNA parmak izi, şunu biliyoruz değil mi biz? Herkesin DNA parmak izi herkese özeldir. Şimdi bunu da şu yöntemde kullanıyorlar. Babalık testi veya özellikle suçlu bulumunda
bulunmasında kullanıyorlar bu parmak izini. Çünkü parmak izi herkesin kendine özgü. Yani bir kişinin parmak izini bulmakla, yani bir yerde parmak izine rastlıyorsunuz. Bu parmak izini alıp DNA ortamında belli şeylerden geçirdiğiniz zaman bu parmak izinin kime ait olduğu belli oluyor. Bu da aslında DNA'nın alıyoruz buradan parmak izinin DNA'sını çıkarıyoruz. Bunu çoğaltıyoruz. Belli bir işlemden geçiriyoruz ve bu işlemlerde bantlaşmalardan söz edeceğiz biz, DNA bantlaşmalarından. Atıyorum babalık testi, tamam mı? Çocukla babanın DNA'sını karşılaştırıyorlar. Bu bantlaşmalar hangi oranda birbirine uyuyor veya hangi oranda birbirine uymuyor? Bunun anlaşılmasında, yani babalık testinin sonuçlandırılmasında veya kişinin katil kimse onun bulunmasında çok çok etkili bir yöntemdir DNA parmak izi. Genom projesine geldik. Şimdi genom dediğimiz şey aslında bir canlıda bulunan genlerin bütünüdür. Biz buna genom diyoruz. Genom projesi de atıyorum bir hayvanın veya bir insanda bulunan genlerin bütününün haritalanması, tanımlanması, ortaya çıkarılması anlamını taşıyor. Şimdi burada en bilindik insan genomu. İnsan genomunda biz biliyoruz ki 3 milyar tane baz var, yani bizim DNA'larımızda. Şimdi bu bazın genom projesinde işte A'nın yanına T mi gelmiş veya hangi sırayla dizildiği tamamen belirlenen bir proje aslında. Bunun olmasının amacı da şu, işte insanlığın gelişim tarihini veya hayvanları çıkarıyorsa hayvanlar nasıl gelişmiş, nasıl üremiş, yani bir sürü şeyi anlamak için bu yönteme başvuruyorlar. Ayrıca kalıtsal bir hastalık varsa bunun erken tanısında ve tedavisinde önemli rol vardır insan genom projesinin. Çünkü sağlıklı bir insanın genomunu çıkartırsanız aslında işte atıyorum A hastalığının nerede ne bazının yer değiştirmesine veya yok olmasına sebep olduğunu görebilirsiniz ve bunun farkına varırsanız da erken tanı ve tedavide kalıtsal hastalıkların erken tanı ve tedavisinde önemli bir yol almış olursunuz. Şimdi en son olarak da kök hücrelerden bahsedeceğiz biz. Kök hücreler dediğimiz şey şu, elimde farklılaşmamış ve görevi belli olmayan hücreler ama sürekli çoğalan bir hücre var. Bölünme yeteneği fazla, farklılaşmamış olan hücreler. Şurada da gördüğünüz gibi örnekte elinde kök hücreler var. Bu hücreler farklılaşmamış ama farklılaşarak sinir hücresine, kas hücresine veya alyuvar hücresine dönüşebiliyorlar. Bu durumda biz 3 tane şeyden bahsedeceğiz, kök hücrelerden. Şimdi yetişkin kök hücreleri, bunlar ihtiyaç halinde farklılaşıyor. Genelde kemik iliğinden alınır. Kemik iliğinden alınan hücreler de kök hücrelerde işte kandaki bütün hücre çeşitlerine dönüşebilen, yani farklılaşma, yani çeşitlilik açısından atıyorum hem kan hücresine hem kas hücresine değil de sadece vücuttaki, yani kandaki kan hücrelerine dönüşebilen bir kök hücredir yetişkin kök hücresi. Şimdi kordon kanına geldiğimiz zaman bunlar biraz daha farklılaşma yetenekleri fazla, yani çeşitleri fazla. Atıyorum sadece kan hücresine değil, işte böbrek hücresine, dalak hücresine de dönüşebilirler. Ama biraz sonra embriyonik kök hücrelerden bahsedeceğiz. Onlarla kıyasladığımız zaman kordon kanındaki kök hücreler daha az farklılaşma yeteneğine sahip. Biliyorsunuz kordonun ne demek olduğunu, anne karnında bulunan bebeğin plasentayla bağlantısı, yani anne ile çocuk arasındaki bağlantıyı sağlayan bir ip gibi yapı. İçinde işte kan damarları var, kök hücreler var ve bu kordondaki kanını, kordon kanını bağışlarsanız aslında ileride çocuğunuz için de iyi olur ve donör arama açısından da insanlığa fayda sağlamış oluruz. Sadece bunlar kan hücrelerine dönüşmüyor. Dediğimiz gibi farklı tipte hücrelere de dönüşebiliyorlar. Ama embriyonik kök hücrelere göre biraz daha az farklılaşma yetenekleri. Embriyonik kök hücreye geldik.
Bu kök hücreler embriyodan erken dönemde alınır. Erken dönem ne demek? İşte şurada blastosis evresinde genelde 5. günde buradaki bir tane hücre alınıyor. Bu bir besin ortamında çoğaltılıyor. Çünkü bunların yenilenme yetenekleri çok yüksek. Burada da şu hedefleniyor. Eğer bir hastalık varsa bu hani farklılaşma alanı çok fazla ya, baştaki şekilde gördüğümüz gibi mesela farklılaşma alanı çok fazla. Ve bu hasta olan kişinin kişiye nakledildiği zaman onun tedavisinde daha etkili olduğu düşünülebiliyor. Yani bu anlamda kullanılması, kullanılabileceği düşünüyor bilim adamları tarafından. Dediğimiz gibi erken dönemde alınır. Yenilenme ve farklılaşma yetenekleri yüksek olduğundan çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği söyleniyor arkadaşlar, düşünülüyor. Şimdi arkadaşlar son olarak söyleyeceğimiz iki kavram var. Bunlardan birincisi biyogüvenlik ve biyoetik. Şimdi biyogüvenlik dediğim şey, biz transgenik canlılar üretiyoruz, bitki olsun, hayvan olsun. Ama biz bunların kontrol altına alınmasını sağlamalıyız. Neden? Çünkü biz bunların insanlara olan etkisini, diğer canlılara olan etkisini veya çevreye olan etkisini henüz kestiremiyoruz. O yüzden bu güvenliğin olması şarttır diyoruz. Biyoetiğe geldiğimiz zaman da şimdi biz bazı çalışmalar yapıyoruz ama bunları yaparken ahlaki yönden değerlendirdiğimiz zaman bazıları uymuyor, bazıları uyuyor. Yani biz yaptığımız çalışmaların aslında kendi alanımızla ilgili biyoetiğin çerçevesinin içerisine girmesini isteriz. Ve ahlaki değerlere uygun olmasını isteriz. Yani biyoetik dediğimiz şey, çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaların getirisi sonucunda bazı tartışmalı konular var. Bunların önüne geçmek için neden doğmuştur? Tabii ki tamamen ahlaki değerlere uygun olmasının gerekliliğinden dolayı doğan bir kavramdır biyoetik. Arkadaşlar şimdi buradaki konumuzun sonuna geldik. Lütfen tekrarlarınızı yapınız. Mantığını oturtmaya çalışınız. Yapamıyorum diye vazgeçmeyiniz. Bana da ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman sosyal medyadan. ve gerçekten çok zevkli bir konudur. Mantığı oturunca lütfen ama lütfen vazgeçmeyin biyoloji öğrenmekten. Evde kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.